Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerle karşılaşalımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunuza sunumuz. Qaynamsızlık tanlar ekranımız olsun. Ürümkide organ taqdim qilguvchilarning 24 mingdan oshqanligi diqqat qo'zg'adi. Xitoyning necha yildan beri jazo lageri va turmalarda solangan Uyg'urlarning ichki a'zolarini har xil vositalar bilan majburiy elib olish, maxsus tijorat liniyasi qurib chiqish jinoyati xalqaroda kun tartibida turayotgan bir paytda Xitoy davlat qo'llarining Ürümkide organ taqdim qilguvchilarning 24 mingdan oshqanligi haqida alohida xabar tarqitishi diqqat qo'zg'amoqda. Ürümçi keşlik gezdiğinin haber kılışça 26 Mart Ürümçi Yerlik Kızıl Kiriz Cemiyeti Ürümçi'de atılmış hayatlık Medhiye namlık 2024 yıllık ceset köz müngüz perdesi içki eza takdim kılışına esleş hatırlaş faaliyeti ötküzgen. Xabarda hozirga qadar Ürümçi shahrida 2336 kishining pidoi bo'lib jastini taqdim qilishni tizimga oldirganligi, 562 kishining jastini taqdim qilishning ishqa oshqanligi, ko'zmungiz pardasi taqdim qilishga tizimlatganlarning 650 kishi, rasmiy taqdim qilganlarning 173 kishi ekanligi, ichki a'zosini taqdim qilishga tizimlatganlarning 24807 ga yetganligi, 114 kishining allaburun taqdim qilganligi qayd qilingan. Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik siyosati ijro qilayotgan Xitoyning yillardan beri Uyg'urlarning ichki a'zolarini har xil vositalar bilan majburiy elib olib, maxsus tijorat liniyasi qurib chiqqanligi haqida ishonchli xabar va dokumentlar e'lon qilinib kelmoqda. Kişilik hukuk faaliyetçileri 2020 yılı kısmen doktorxanlarının çetellik Müslümanlarına alahidi kütüveliş obyekti kılgallıkıga asasen bu doktorxanının netçi vakittin beri tilgi elinip kilivatkan Şarkı Türkistan'daki halal organ ticareti bilen alakısı varlığı hakkıdaki gümanını oturgu koygan. Halkaralık taratkular Xitay'daki adam organları ticaretinin hele hem devamlaşıp kilivatkallıkını Falun Gong muridleri ve Uyghurlarının içki azalarının mecburi elinip mehbi setilivatkallıkını bildirgen. Angliya Xalq soti 2019 yili hukm e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarning va Falun Gong muridlarining ichki a'zolarini setib, zo'r ko'lamlik organ sodisi shakllantirganligini oshkorlagan edi. Kuzatuvchilar Xitoy tashviqot vositalarining Ürümchidagi ichki a'zo taqdim qilguvchilar haqidagi maxsus tashviqotining gumon qo'zg'aydiganligini, Xitoy rejimining bu haqdagi tafsilotlarini oshkorlamay kelganligini, Xitoyning bu xil tashviqotlari orqali maxfiy davom qilayotgan ichki a'zo sodisini qonunlashtirishga urinayotganligini ve devamlı kengayetişini pilallavatkallıqını bildirişmekte. Angliya hükümeti Xitayning elçixana xadimini çağırdı. Angliya hükümeti Xitayning Angliyada turishliq baş elçixanası xadimini çağırıp Xitayning tor hujumiga narozilik bildirdi. Amerika vazirining xabarida bildirilishicha Angliya hükümeti 26 Mart Xitayning Angliyada turishliq baş elçixanası xadimini çağırıp Xitay rejimining qo'llashidagi hakkerlarning Angliyaning saylam nazoratchilik komitetidagi sonliq ma'lumotlarni o'g'irlaganligi va parlament a'zolarini nazorat qilganligini ayiblagan. Angliya tarafining bildirishicha Xitay hakkerlari Angliya saylam komitetidan taxmin 40 milyon sayılıqçının tizimlaş uçurlarını uğurluğun bulup, bu tizimlikte sayılıqçıların isim familisi ve adresi bar iken. Xitay hakkerleri yana Angliya parlament azalarının ilhat sandukuğu hücum kılışkı urungan. Angliya Taşkışla Vazareti'nin bayanatçısı bu axte ilan kılgan bayanatı da Taşkışla Vazareti Angliya'nın demokratik organları ve parlament azalarını nişan kılgan, Xitay rejimi kollugan teşkilat ve şahıslarının yaman garazlik tor hareketini keskin ayıbledi deyilgen. Angliya bosh vaziri Rishi Sunakning bayonotchisi bu haqda bayonot e'lon qilib, Angliya hukumatı pat yaqinda chet elning ta'sir ko'rsatish harakatiga qarshi yangi tizimlash tizimi qurib chiqdi. Bu tizimda kuchaytirilganlar tizimniki kirgizilgan. Chet el uchun xizmat qiladigan har qanday shaxsning ish harakatlarini ma'lum qilishi talab qilindi degan. Angliyada yangidan yo'l qo'yilgan davlat bexatarlik qonuniga asosan kuchaytirilgan davlatlar uchun xizmat qiladigan advokatlar, ommaviy munosabat shirkatlarining xodimlari va maxfiy josuslar barlıq hareketi ve faaliyetini tizimlet sistemisiga malum qilib turishi kerak ikan. Unda qilmasa qonuniy jihatdan ayiblandikan. Angliya muavin bosh vaziri Oliver Dowden bu haqda to'xtalib, Xitoyning Angliya demokratik organlarga hakkerlik hujumi qo'zg'ishi Xitoyni bu doiraga kirgizishning yetarli sababi bo'la oladi degan. Hindiston armiyasi Xitoyning ta'siriga qarshi tibbiy shunoslik kursi ta'sis qildi.
Hindistan armiyesi Xitayning türlik ta'sir ko'rsatish urinishlariga taqobil turish uchun ofitser askarlariga Tibet shunoslik darsi ta'sis qildi. Amerika ovozining 27 mart xabar qilishicha, Shalu butxonasi Himalaya madaniyat tadqiqot markazi yangi bir turkum o'quvchilarni o'qitishga boshlagan. Bu o'quvchilar Buddha dini va Himalaya tadqiqotini o'rganish uchun kelgan odatdagi baklavr yoki magistr aspirantlari bo'lmasdan, balki Hindiston armiyasining askarlari va ofitserlari ekan. Ular 6 hafta davomlashadigan Tibet shunoslik kursiga qatnashadi ekan. Hindiston bilan Xitoy orasidagi chegara masalasi yanada jiddiy holatda bo'lib, aralab chegara to'qinishlari yuz berganligi sababli Hindiston armiyasi diqqatini Xitoy chegarasiga qaratgan. Bulupmu 2020 yili Ladakh'nın şarkı çigrasıda yüzbergen, Xitay bilen Hindistan armiyesi otursudiki tokunuştiyin kiyin, Hindistan armiyesi yaş ofisir askerler üçün Tibet şunaslıq kursu açgan bolup, bu arqalıq onlarının Tibet rayonunun tarihi, medeniyeti, tiliziqi ve yer tüzülüşini teximi yaxşı düşünüşünü nişallıqan. Kurs dərislikinin bir kısımı süpüdede askerlerge Tibet meselesini pişiq bilidigan mutaxassislar dərisi ögütüdükən. Hemde kursantlar Tibet butxanaları ve yezilerini ziyaret ziyaret qilish faoliyatlariga tashkillandi ekan. Tibet, Sharq Turkiston, Hindiston, Xitoy, Nepal, Bhutan va Burma bilan chegaralanadigan bo'lib, Tibetning ahvolini tushunish, strategik planlash va tadbir belgilashga yordam beradi ekan. Bir qism davlat mudofiyasi tahlilchilarining aytishicha, Hindiston askarlari bu kurs orqali Tibet tili, madaniyati, tarixi va siyosiy vaziyatini tushunadi ekan. Ular amaliy kontrol liniyasiga avatilganda har xil ahvollarni bartaraf qilish iqtidori texim kuchaydi ekan. Angliya Rossiyaning ayiblashlari quruq gap dedi. Angliya tashqi ishlar vaziri David Cameron X hisobida uchur ham bahrlab, Moskvadagi terrorlik hujumining parda orqasida G'arb va Ukrainaning borligi to'g'risidagi ayiblashlarining butunlay quruq gap ekanligini bildirdi. O, Amerikanın bu hücumdan birdenbir cevapkari Daesh degen bayanatını kollaymız dedi. Ukrayna Taşqı İşlar Ministeri Dmytro Kolibamo Moskvadaki terrorlik hücumunu Ukrayna bilen bağlaşının hata şunlaqlı bimani ikkallikini oturgu koydu. Dmytro Koliba Polşanın paytaxtı Varşavada ötküzülgen tor yığınıda muhbirlarının Rusya əmaldarlarının Moskvadaki terrorlik hücumunu Ukrayna'yı çetip izahlaşı doğrusudaki bir sualga cevap berip, bundaq izahlaş hata şunlaqlı bimani ikkallikini təkidledi ve Rusya'nın Ukrayna'nı yaman görüstüş, kəmistiş üçün həmmeli işini qılğanlıqını ilgiri sürdü. Rusya Federativ Bexatirlik İdarisi başlığı Aleksandr Bortnikov muhbirlarının suallarına cevap bergende, Moskvadaki konsert zalide yüzbergen terrorlik hücumunun perde arkası da Amerika, Angliya ve Ukrayna'nın varlığını ilgiri sürgen idi. İsrailiya armiyesi Livan'nın cenubuğa hücum kıldı. İsrailiya armiyasining yaqinqi 24 soatda Livanning janubiga qilgan havo hujumida 16 kishi hayotidan ayrildi. Livan xabar agentligining bildirishicha, İsrailiya armiyasi Livanning chegara rayoniga joylashgan Nakuradagi bir qahvaxonani bombardimon qilgan. Bombardimonda 3 kishi hayotidan ayrilib, nurg'un kishi yaralangan. İsrailiya armiyasi yana Tayir Harfa bazarida İslomiy izchi jamiyatining qo'g'dash xodimlari turadigan bir binani bombardimon qilib, 6 kishining hayotidan ayrilishiga sabab bo'lgan. İsrailiya armiyasi Xabariya bazaridagi Al-Islomiya jamoatining jiddiy qutqizish xodimlariga havodan hujum qilib, 7 kishining o'limini keltirib chiqargan edi. Hürmetli körmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertik programımız görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.